Hepinize yeni videomdan merhabalar canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir, bizler deyiz Allah'a şükür. Kızımla açılışı yapalım dedik. Kızımla. Şimdi kızımla ne yapacağız biz teyzeleri? Anneannenin yanına gideceğiz değil mi kızım? Anneannenin yanına gideceğiz. Annem bugün bayram kömbesini yapıyor. Aslında biz de bugün yapmaya niyetliydik ama halıyı yıkadık. Halıyı yıkayınca bir... Yani hadi ben neyse de Ali çok yoruldu. Bir de saat 3 oldu. Artık bu saatten sonra anca kömbe işi biraz uzun. Kömbe işine giremeyiz. Anca iftar hazırlığı falan başka işlerimi yaparım. Başka bir şey alacak bir şey var mıydı? Çarşıdan mı? Yani bir şeyler dedin de demin alınacak diye. Ya oğlum. Annem yavaş. O yüzden. Ne biliyordun az önce bir şey diyordun? Valla hatırlayamıyorum canım sen ya. Ya bir düşünmem lazım neydi? Ne dedim acaba? Ne alınacak dedim acaba sana ben. Bir şey alınacak demişim ben ama hatırlamıyorum ne dediğimi. Canlar annemin yanına indim. Şimdi yapmaya başlamış. Hatta yarılamış. Evet hamura bakarsan annem bayağı bir yarılamış kömbeyi. Bunun adı mayalı kömbe arkadaşlar. Bizim buradaki bu hani kalıpla yapılan kömbeden değil. Bu dört yol usulü. İşte Erzin, Osmaniye oralar yapar. Yavaş. Fırına mı koyacağım? Dur oğlum kalk bakayım bir. Aç. Bu da pişmiş hali. Şimdi annem bunu fırından çıkardı biraz önce. Şimdi buraya boşaltacağım. Anneannenin o. Anneannenin. Bu da pişmiş hali. Pişenleri buraya boşaltıyor böyle, annem. Boyun. Tepsinin içine bir örtü sermiş. Örtü serdim şöyle. Terlemez. Yani burada soğuru dinlenir. Ben bunu çok severim. Yani ben de şimdi yapacağım. Benim yapacağımı pek fazla yemiyorum. Benim yaptığımı Ali ve çocuklar yiyor. Ben bu tarifi daha çok yiyorum. Çayla falan. Böyle öğlenleri acıktığında çok falan. Çok güzel olur. Yumuşak, çok güzel. Yumuşacık ya. Oluyor. Baharatını her şeyini koydum. Yoğurtla, sütle, yoğurdum. Sütle damlayıyor içinde. Kalk annem. Olmadı. Ya çok yanmış artık herhalde ya. Şey spatula çatal yesen falan. Yesen mi diyorum ya? Çok çabuk. Yiyebilirsin. Sıcak mı? Elle bakayım. Çok güzel oluyor bu. Çok güzel. Çocuklar da seviyor. Sıcak. Buna bir de ceviz ve kuru üzüm. Kuru üzüm ve ceviz koyuyorsun. Ay tadından yenilmiyor o zaman. Ya tadına doyum olmuyor. Kaç kilo undan yaptın anne bunu? 3 kilo undan. He. Hamuru şu şekilde arkadaşlar. Yani bu doluymuş da yarısını yapmış annem biz halı yıkarken. Hele zaten biz halı yıkarken buradan böyle mis gibi kokular geliyor. Acaba dedim annem yukarıya geliyordu kokusu. Acaba dedim annem yapmaya başladı mı dedi. Normalde akşam yoğuracaktı. Akşamdan yoğurup mayalamaya bırakacaktı. Sabah kalkınca yaparım diyordu. Sonra akşam çok yoruldum dedi. Sabah erken mayaladık yoğurdu. Sallanıyor. Efendim kızım. Gel al annem. Ben böyle yaparım. Evet. Bildim bileli bayramda kömbemi böyle yaparım. O ötekilerden biraz sert olanlardan yemiyorum ben. Niye? Ağzıma duruyor gibi oluyor. Ben nerede? Buna sütü koydum. Süt. Biraz da yoğurt. Onu bir tencerenin içine koydum şöyle. Ondan sonra ko
koyduktan sonra baharatını, her şeyini, mayasını, hepsini koydum içine. Karıştırdım. Biraz sütü ısıttım ama. Sütü biraz ısıttım. Ondan sonra yoğurt soğuk olduğu için ısıttım, mayalanmaz diye. Mayasını da koydum. Ondan sonra karıştırdım kendini güzelce bir. Ondan sonra da ununu koydum. Koydum, karıştırdım. Yoğurt tabi yağını da, hepsini dengeli koydum. Dengesiz oldu mu hem tadı olmaz hem de güzel olmaz. Hepini dengeli koydum. Yoğurdunu, yağını, hepsini ondan sonra mayalamaya koydum kendini. 3 saat oldu işte, sürdü. Mayaladım. Böyle bardakla da yaparım kendini. Ha böyle küncüsünü de bol bol koya koya. Bir de tüylücü oluyor bu. He, yani böyle mesela öğlen vakti biraz karnın acıktı. Çayla böyle ye, doyurucu oluyor. İşte kızım böyle alıştık. Babam da bunu çok severdi. Evet, babam çok severdi. He, babam dedi ki bana büyük büyük öyle yaptırdı. Büyük büyük yaptırdı. Ona aşırı bir... ince göstersen anne. He? Şişiyor, şişiyor. Şişiyor gerçi de yalanmıyor. İçi hamur olmasın. Ondan sonra mayalanır. Mayalandı mı da belli oluyor yani, böyle şişe. Puf puf oluyor hamur. Ondan sonra yapmaya başlıyorum. Ay. Allah güle güle yedirmek nasip etsin herkesinkini. Herkesinkini güle güle yedirmek nasip etsin. Allah'ım bizlere de bol bol misafir gelsin. Misafirlerimiz yesin. Amin inşallah. Biraz özleştireyim. Çok da maya var. 3 kilo ondan yaptım. 3,5 var. Tamam. Bunu anne ben de öğreneyim ya. Ben bunu seviyorum. Şimdi hep sen yapıyorsun, ben yiyorum. Sen yapıyorsun, ben yiyorum. Bundan sonra sen yapayım, ben mi yiyeceğim yani? Yiyorum ama öğreneyim mi onun şey tarifini? İyice. Altına koyma anne. Altına niye koyuyorsun? Küncü çabuk yanıyor ya. Yanıyor da daha olmaz. Üstte var zaten. Ne bileyim, altına da koyuyorum işte biraz. Sizin de birkaç malzeme eksikti. Tarçın yoktu. Margarin azdı. Küncü de ben demeyi unutmuşum ama almış Ali. Onları aldı geldi. Ne zaman yapacağım? Artık yarın yaparım. Tamam, şunu bir de. Bugün saat 3 oldu anne. Anca şimdi birazdan halıyı da dama atarız. Gitmem, atmadım. Yok, süzülsün diye koyduk. Suyu süzülüyor. Ondan sonra da yemek içmek. Abin aradı, Mehmet abin evde mi geliyormuş? He. Bugün mü? Geliyormuş. Bir tepsiyi doldurdu bile annem maşallah. Kaldı, yağlı ya. Birbirine yapıştı. Neyse. Benim tatlı kızım. Anneanne oraya bak, on şey yaparken biz kızımla sohbet edelim biz kızımla. Kızımla sohbetler edelim kızımla. Kızım, sen de yiyecek misin bu mammalardan? Hı? Bakıyor vallahi. O da ona bakıyor. Kokusunu duyuyor mu? Duyuyor. Boynunu yerim onun, o kokusunu duyuyor. Canı istiyor herhalde. Kızım. Niloş. Kızım. Anne.
Anne anne. Yerim ben seni ha. Yerim kızımı ben. Tatlı kızım. Oh. Alper ayağında salladı, uyuttu. Kucağından da indirmedi. Öyle inmeyince uyudu. Biz de artık o arada işte halıyı hallettik. Yarın da gene böyle buna bir bakan olur. Gene Alper evde bakar. Biz de artık yavaş yavaş yaparız inşallah gömmemizi. Şimdi bugün bu videoda bunun tarifini izleyin. Yarın da benim yapacağım bayram kömbesinin tarifini izlersiniz artık. Değil mi? Değil mi kuzu? Kuzu 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 kuzu. Hmm. Minnoş 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 bu. Hele minnoş hele minnoş. Kuş. Anneme bir bakalım. Yumuşacık, yumuşacık. Ne güzel bakın. Uf puf. Çok lezzetli. Şeker değil mi? Bilmem. Ben daha bakmadım buna. Daha tam pişmemiş yer. Az daha. Hmm. Az daha dursun. Üç dakika daha dursun. Olmuş. He, olmuş. Böyle. Öbürünü getireyim. Hepsinin biri pişince birini koyuyorum. Hemen hazır ediyorum, yapıyorum. Hı hı. Böyle kolay oluyor. Biraz daha geniş mi sersen anne aslında? Yok. Yok bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yok. Ben sana böyle yaparım. Hiçbir şey olmaz. Buyurun gelin yiyelim yiyelim. Hepimiz hepimiz gelin arkadaşlar. Canlarım benim. Allah sizlere de nasip etsin. Amin. Akşam şeyi aradıydım. Sizi görüyor diyor, sizi yok diyor. Kim? Nurcan. He. Görüyorum görüyorum sizi görüyorum diyor. Bayrağı şey ettim, kandilini kutladıydım. He. Şimdi bunu da yapayım, yedeyim. Canlar, komşumdan bayram kömbesi geldi. Şimdi bizim burada her yerden bayram kömbesi kokuları geliyor. Her gün bir komşular yapıyorlar, tamam mı? Balkona çıkıyorsun, bayram kömbesi kokuyor. WhatsApp'a giriyorsun, bu yılda kömbemi yaptık storyleri, durumları geliyor. Instagram'a giriyorsun, bayram kömbemi yaptım resimleri. Hep böyle şu ara. Bizim burada bayram kömbesi yapılır biliyorsunuz. Annem de bu yaptı. Nasip olursa ben de yapacağım inşallah. Bu da komşumdan. Sağ olsun, ellerine sağlık. Canlar, benim kızartmamı gördünüz böyle. İftar saatimiz yakın. Annem de şöyle patlıcanlı üzerine yoğurt sosu yapmış. Böyle bir yemek yapmış. Sağ olsun, ellerine sağlık. Soframızı seriyoruz. Ek bir şeyler daha hazırlıyor Ali daha şu an ocak başında. Daha bir şeyler daha hazırlıyor. Yani artan yemekleri de değerlendirelim dedik. Şurada da annem yine nohut sulusu yapmıştı. Bunu da değerlendirelim dedik. Bitsin. Canlar, iftar hazırlığına başlayalım. Önce ocağa çay koyuyorum. Annem bayram kömbesini yaptı, bitirdi. Vallahi o kaygıdan kurtuldu. Sıra bende. Ay bana da bir kaygı ki yani. Aslında bugün
işte alevdeyken yapsak çok iyi olurdu. Birimiz çocuğa bakar, birimiz yapar. En azından çocuklar çocuğa baksa, ben Ali ile ben iki dakikada çipşak çipşak yapıverirdik ama bugün önce halıyı yaptık. Neyse, yarın Allah büyük, inşallah yarın yaparım ben. Şimdi daha var. Çayımızı koyduk. Şurada kızartma tencerem. Dün de çocuklara patates kızartmıştım. Ondan dolayı kaldırmadım. Karnabahar kızartacağım. Biraz karnabaharımızı açtık. Şurada. Neyimiz var, neyimiz yok. Şöyle bir çıkarayım. O sulu su var. Ondan sonra... Bu da çok iyiymiş ama neyse. Burada da biraz kavurma var. Başka ne var? Şimdi ben hemen önce şeye başlayayım. Şunun içine yapsam. Sizin iftar menülerinizde neler var canlarım? Bir yorumlarda buluşalım. Yorumlarda buluşalım, görüşelim canlar. Ekmeğimiz daha ekmek şeyine sığmamış. Şöyle yapalım. İftara fazla bir zaman da kalmadı. Şunun üzerine tepsiyi ayarlayacağım. Yağ ısınana kadar önce şunu bir hemen hazırlayayım. Böyle ekşili şey kızartması. Sofrayı sereyim mi? Yok, daha erken. Bunu nereye koyayım? O ne? Sirkeli. Dışarıda sirkeli. Sirkeli katla, yerine koy oğlum. Sirkeli katla, yerine koy. Ana, burası rüzgar olmuş. Ne olmuş? Burası. Ha, şey, halıdan dolayı herhalde. Yiyeyim karnabaharları. Aman oğlum, yavaş. Boğazımın da ağrısı devam ediyor. Böyle bir an geçiyor gibi oluyor. Oh diyorum, geçiyor. İlacın faydası oldu diyorum. Ay, sonra bir bakıyorum gene başlıyor. Karnabaharı küçükken, ben çocukken annem mesela çok yapardı. Mantar yiyorum ya, brokoli. Evet, tabii brokoli yiyormuşuyor da şey, küçük ağaca benzetirdim. Bunlara mesela şöyle ya. Ben bunu küçük ağaç derdim ben bunlara. Küçük ağaç yiyorum falan derdim. Çok hoşuma giderdi.
Çok aşırı şey olmasın diye. Karnabahara çok bıçak değdirdiğinizde şey oluyor. Ne oluyor? Şunu avucunu poşetin içine koysana. Başka şey yok mu? Avucunu poşetin içine. Ne oluyor poşetin? Kapının arkasında. Kirlenmiş bayağı. Tamam annem bir kaç şimdi. Bir şey yok mu? Başka. Şortlarınız var ki var mı? Çok söyleyeceğim yarım kaldı. Çok bıçakla çok doğrama yaptığınızda karnabahar minik parçalara ayrılıyor ya. Hiç güzel olmuyor öyle. Niye? Bu arada benim başım dönmeye başladı. Karnım acıktı. Alper bir şey arıyor. Koştura koştura bu biraz bir şey yaptık. Şimdi bir yandan da bulaşık makinesine şu bulaşıkları düzeyim. Yemekten sonra şey olmadı. Isındı mı acaba? Ya. Isınmış gibi canlar. Sizi şöyle yanıma alayım birazcık. Şunlar ekilecek. Ne zaman ekeceğim? Fırsat bulup da nasıl ekeceğim bilmiyorum vallahi. Bunları almış getirmiş hani ama. Şeye yeter mi? Hangi kabı çıkarsam diye. Yaptıktan sonra kurtman için nerede kurur muyuz? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Ama bunu ben şey yapmadım. Tuzlamadım hiç. Azıcık şöyle bir tuz diye üstüne. Çok çabuk kızarıyor. Bak ilk attığım hemen kızardı bile. Baksana. Bir tane attım yağ ısınmış mı diye hemen kızardı bile. Çabuk kızarıyor. Ay bu boğaz ağrısı ne geçmez bitmez bir şey iş ya. Böyle akşamüstü oldu mu hava serinliyor ya. Hava serinleyince sağ tarafında var bu ağrı bir de solda değil sadece sağ tarafta. Limonum var mı? Bir bakayım. Üzerine böyle limonlu ekşi dökeceğim. Ekşi sosu dökeceğim yani. Maydanozlu falan. Ha var mı? Limonumuz var ya. Maydanozu da çıkarayım. Böyle bol maydanozlu güzel bir sarımsaklı maydanozlu sos yapacağım. Biz bunu böyle çok seviyoruz arkadaşlar. Çayla falan. Azıcık daha açıyorum. Bu arada çayım mı kaynıyor benim? Yok daha kaynamıyor. Bir yandan tepsiye bir şeyler hazırlayayım ben. Tepsimi hazırlayayım. Ay tut.
Hadi götürün yavaş yavaş anne. Götürdüklerinizi sehpanın yok sofra serme daha serecek gibi değil. Üstüne basarsınız dur bana sağından soluna. Ekmeğimizi götür anne. Suyumuzu götür. Bu arada şeyi yapmayalım da biraz daha kızarsın. Bir yandan da şu annem bayram kömbesi yaptı ya. O bayram kömbesinden şöyle 3-5 tane hemen öyle alıverdim ben. Ben şey yapmıyorum. Altını değiştirirsen. Altını mı kirletsin? Evet. Bunlar ne? Şu suyu da götür annem. Şöyle şey. Çünkü artan. Çok kızarmasın. Hayır, şöyle olsun. Burada bayram kömbesi var da. Annemin yaptığı bayram kömbesi var. Şey olmasın. Baba gördün mü haberi? Daha yeni şu oldu. Daha göremedim haberi. Aytu götür bunu Aytu. İyi. Suyu da götür oğlum. Şurada kalsın. Şuraya tepsiyi çıkaracağım. Şurada nohutsuz su var biraz. Kızıtırsa pişirir. Ben yeni bütün devrimasını yaptım. Hah şuna. Ben buna şey yapacağım şimdi. Maydanozu ince ince doğrayacağım. Annemin yaptığı gibi limonlu, sarımsaklı, ekşili sos yapacağım. Yavaş ha, yapma kendini. Ben Nilay'ın bir altını değiştireyim. Altını ne yaptı? Şey yap bir de. Bu ne? Kalanını olduğu gibi atma. Tek tek elinle atarsan şu minicik parçalar var ya şundan. Bunlar yanıyor. Yağı kirletiyor. Elinle tek tek at. O yüzden ben bıçak değdirmedim fazla. Elimde başka şey var mı? Kırdım yaptım. Tamam mı Caniko? Mutfak sana emanet. Nilay'ın altı temizlenecek. Çabuk ol. Çok bak yanmasın. Dikkat et. Tamam. Ya yanmaz. Allah Allah. Thank you.
bir ayran şey yapsana. Benim babanım var ya. Düşünceli kızım benim. Bardak var şöyle. Onlar da kirli. Hiç yok bardak. Gerçek mi? Su bardağı, çay bardağı. Su bardağı. Su bardağı. İki. Yukarıda var canım. Hayır, yukarıdan abi. Alsana. Hayır, yukarıda. Bak iki tane burada var. Orada var. Onlar var. Onlardan al. Kabının içinde de var. Tamam. Az alıp da koysana. O zaman neyi al diyor bana? Evet bir şey ya. Onu mu? Onu bilmiyorum. Kullanırım herhalde. Ama aslında. Ha şöyle şey. Dur ya ben yapıp şeyi sosunu yapacağım. Yapacağım. Üzerine annemin yaptığı gibi limonlu maydanozlu sos yapıyor ya. Buna lezzeti veren o zaten. Karnabaharı sade yersen bir lezzet olmaz. Ayran da yapıyorum. Fazla kalabalık beraber şunu. Başka ne yapıyoruz? Ne çıkartıyoruz? Bir dakika bir şey arıyorum da. Ne çıkarıyoruz? Şunun içine yapsam nasıl olur? Ne? Maydanozlu olacak. Abla yapma, çok karışır maydanozlu olmuş. Havasını çıkartayım mı? Sen çarp çıkar canım oradan bana hemen. Havasını çıkartayım mı? Şimdi ben yok sen istiyor tamam. Havasını çok kötü. Evet, sarımsak bir iş. Yok aşağıya koydum orada kalabalık yer yapmasın diye. Şu büyüğünü alayım. Yeter herhalde. Yeter herhalde. Başla. Ben şimdi şu soslu hazırlayayım da şeyi yaparım hemen. Şu bulaşıkları hemen makineye düşürelim. Yakıt olacak mı? Ay çok yok canım. Ne zahmeti? Ay çok ısrar ediyorsan yapmam yani. Yapma zahmet olmasın falan diyorsan. Ama olabilirsin çektim. Ama anneciğim. Benim telefondan mı? Bir dakika. Anneanneme gidip gelemem mi? Git. Anneanneme. Benim telefondan mı bilmiyorum ama telefonu çubuk yerine takınca çubuk büyüdü. Ne oldu? Ne çubuk büyüdü? Çubuk takıyorum ya şöyle. He. Çubuk şöyle yavruluyor. Esniyor çubuk. Oğlum niye telefonu ne kadar var bu telefon? Çok oynamayın yani. Bu içine geçip geçmek olduğu için orada da oynuyor. Yani bunu şey değil bu. Normal tutuyor. Yavaş yavaş gibi böyle. Tutuyor mu böyle? Video çekiyorum. Titriyor elimde böyle kırılacakmış gibi. Öyle bir şey oluyor ki aşağı doğru. Şuraya kapattılar mı? Şuraya koyuyorum onu. Kapatmamışlar ki. Bilmiyorum ben ne yapayım. Ya koyacak yer bulamadım. Oraya öyle sıkıştırıvermiştim onu. Hı.
var. Maydanozu doğradım. Limon sıktım. Bir de sarımsak şimdi içine rendeleyeceğim. Rendeleyince daha iyi kokusu çıkıyor. Yani sarımsak ezeceğiniz varsa ezebilirsiniz de benim de var da pek kullanmıyorum nedense. Neredeydi o? Sarımsak yok bu değil değil mi? Yok bu. Evet bu. Şöyle bir sarımsak ezeceğim var ama nedense hiç kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Bilmem. Hep rendeleme kolayıma gelmiş. Teknoloji de araba olmadığı için ondan kaynaklanabilir yani. Tabii. Teknoloji yok. Hani şöyle rendeleme de neden? Genelde salataya kullanıyoruz sarımsağı. Ya havuç rendeliyorumdur ya da cacık yaparken salatalığı rendeliyorum ya hemen arkasından da onu rendeliyorum. Sarımsağı rendeliyorum ya ondan dolayı biraz da. Yani rendeyi elime aldığımda hemen havucu rendeleyip arkasından sarımsağını rendeliyorum. Niye yaptı? Şimdi biraz da su koyalım. Tuzumu da ekleyeyim. Canım şuna biraz da tuz ekler misin? Bir de tuz kalmamış gene. Şöyle bir tatlı koydum. Şimdi şöyle canlar. Gördüğünüz gibi sarımsak, tuz, maydanoz ve limon. Üzerine de biraz su. İyice karıştırayım. Karnabaharlarımız da kızardı. Küçük ağaçlarımız. Ben küçükken öyle derdim işte. Küçük ağaç derdim. Çok sarımsağım ben sana söyledim. Sarımsağım çok. Maydanoz çok. Alayım mı istiyorsun içinden biraz sevmiyorsan? Ben sevmiyorum yani. Ver bana küçük bir kase versen. Geldi. Ver kendin ayrı yap. Yok yok küçük bir kase versen. Ayırayım ben onun içine. Anneciğim. Ben onu limonlu limonlu yerim. İstiyor giyindim. Aferin benim oğluma. Bir dakika ikisini de giydim ha. Akıllı abla, oğlum benim. Ya sen anneciğim, var ya. Abla ikine ay- bir. Anne nereye gitti abla? Aşağı indi. Neden? Bilmiyorum o anneanneye bir şey mi söyleyecek ne yapacak? Anneannenin yanına iniyorum ben bir dakika da. Tamam dedim ben de. Neden? Abla! Ablanı! Beklene! Bekleniyor. Bunun için havuç falan da olsaydı mesela havuç da kızartırdık. Patates. Sade daha güzel oluyor ama ya. Sadece bir havuç olsa yeter. Tabii bunu biraz böyle hemen yapar yapmaz da yemeyeceksin arkadaşlar. Bu biraz böyle ne derler demleme usulü gibi çok bir şey. Demleme usulü gibi bir şey. Suyunu çekiyor, çekiyor canım. Olmaz. O suyu çekiyor birazdan.